Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paralel kenar konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 93'teyiz. Ne anlatacağız? Ee, bu zamana kadar hep üçgenlerle yapılabilen kısımlarından bahsetmiştik. Şimdi de paralel kenarın özelliklerinden bahsedeceğiz size. Arkadaşlar paralel kenarın özellikleri. Ya Bütün özellikler zaten üçgenlerden çıkıyor. Ben yine de e, hangisi bilinse iyi olur bilmeseniz de olur gibi cümleleri size söyleyeceğim. Ama burada çoğunluğunda ispat yöntemleri önemli arkadaşlar. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her bir özelliği size ispatlayacağım. Evet. Birinci özelliğimiz. Paraya kenarda köşegenler birbirini ortalar. Niye hocam? Ya zaten karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. A iken B iken E o zaman şurada bir kelebek benzerliği yok mu? Var. Kelebek dekoran birebir. A'ya A olduğu için bunlar da birebir eşit olmak zorunda. Bunlar da eşit olmak zorunda. İşte ne oldu? Köşegenler birbirini ortalamış oldu. Birinci özellik bu. Ama bu biliniyor arkadaşlar genelde. Yani sonra da hemen köşegenler çizildiği zaman birbirini ortaladığını hemen söyleyebiliyoruz mesela. Siz söyleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İkinci özellik köşegenler çizildiğinde bir köşegen E bir köşegen F ise tabi bunlar E bölü 2 E bölü 2 bunlar da F bölü 2 F bölü 2 oluyor. Bir köşegen E bir köşegen F kenarlarda arkadaşlar A ise yani şu kenar A diğer kenarda B ise arkadaşlar diğer kenarlarda. E kare artı F kare iki parantezinde A kare artı B kare diye bir formül var. Bence bilme. Niye? Se çünkü çünkü zaten bunların ne bölü 2'ye bölü 2 olduğunu biliyorsun. Bak şöyle bir soru gelse. Hadi sallayalım beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bu köşegen verilmiş. Bu köşegen verilmiş. Atıyorum burası 4, 4. Burası 3. Burası da kaç olsun? şey mi olsun? Yo 4 4 diyelim buraya 8. E, burası 6. Burası da kaç olsun? Burası da 5 olsun mesela. Yani. Şuradaki x uzunluğu nedir diye sorulsun. E ne yaparsınız arkadaşlar? E bazı arkadaşlar hocam kenar ortay teoreminden yapılabilir diyebilirsiniz. Kenar ortay teoremini biliyorsanız Hani uzunluk. Normalde 2 çarpı şunun karesi eşittir. Kolların kareleri toplam eksi tabanın karesi bölü 2 idi. Ee, ama bununla ilgili e, formülü bilmiyoruz. Müfredattan kaldırıldı. Ya buradan yapabilirsiniz ya da biz x'i bulmaya çalışıyoruz ya. Bak şimdi. Şu alttaki üçgeni boş Üçgenden dolayı yapabilirsiniz. Hani şu büyük üçgende kosinüs teoreminden kosinüs alfa'yı bulabilirsiniz. Çünkü 5 6 8 var burada. Kosinüs alfa'yı buldun mu? Buldun. Bulduktan sonra bir de küçük üçgende kosinüs teoremi yapıp sonuca ulaşabilirsiniz. Ya bu formülle ilgili ya da başka başka şeyler de yapabilirsiniz. Dik çizebilirsiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Mutlaka mutlaka sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani burası 5 6 4 4 ise e, burası 6 ya burası da x x ya e, şey yapabilirsiniz mesela. Şuradan bir dik çizip de hocam buraya a deyip işte şuradaki x'i bilmiyoruz ama şuradaki 5'i nasıl kullanacağız biz değil mi? O 5'i kullanmak için de şuradan dik çizebilirsiniz mesela. Şu 5'i kullanmak için. Hocam burası A burası B deyip bir burada Pisagor yapıp bir denklem bir de büyükte Pisagor yapıp ikinci bir denklemle de yine sonuca ulaşabilirsiniz aslında. Yani bilinse de olur bilinmese de olur ama ben çok da fazla bilinmesi taraftarı değilim arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir tehlike de var. Ya e, ispatı da tamam hocam uzun yolla çıkıyor zor yolla çıkıyor. E, Sorusu da çıkarsa e, uzun yoldan mutlaka bir yerden bulursunuz diyoruz ama. Ee, şimdi ÖSYM, Özel AYT kısmında bir tane de böyle e, özellik tarzı bir şey de sorabilir. O yüzden size bırakıyorum yani ne bileyim. E kare artı F kare eşittir iki paradesinde A kare artı B kare. Yalnız ben bu zamana kadar bilgilerim tamsa bu özelliği ezberlemem mesela. Ben kullanıyor muyum? Hani öğrenci karşıma geldiği zaman değişik yoldan çözüyorum. Yani açıkçası bu formülü vermiyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilmeyin. Ayıp olmasın diye kitaplarda olduğu için söylüyorum. Bir köşegeni kesip geçen bir doğru varsa bakın bir köşegeni kesip geçen bir doğru uzantısında kesiyorsa diğer kenarı. Burada kuralımız şu. X'in karesi hani öklit gibi düşünebilirsiniz. A çarpı A artı B'ye eşittir hocam. Bununla da ilgili bir soru yaptık. Zaten sorusu da vardı. Ee, bir tane soru yapmıştık arkadaşlar. Mesela atıyorum. Atıyorum. Burası 4 olsun. Burası 2 olsun. Soru böyle olsaydı. Aa hocam burada bir kelebek var. Kelebekteki oran 2'ye 1. Burası 2K ise burası K derdin. O zaman burası da K oldu. Bak şimdi ne çıktı? Burada bir temel orantı çıktı diye, diyebilirsiniz. Yani şunun tamamının oranı e, K bölü 2 k eşit. Hatta orta taban çıktı diyebilirsiniz ama neyse. B bölü B artı 6. B bölü B artı 6 eşittir K bölü 2K dediğinizde. E, buradaki uzunluğu da bulmuş olursunuz. Kaç çıkıyor arkadaşlar? E, bu şeyden yazayım. 6 ise burası 12 oldu mesela. E bakın 4'ün karesi pardon. 6 ise burası da 6 olacak ort tabandan dolayı. İşlem yapsanız da 6 çıkacak zaten arkadaşlar burada. E, gerçekten de x'in karesi 2 çarpı tamamı 8. Eşitlik sağlandı. Ama bu özelliği bilmenize gerek var mı? Bence yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir köşegeni kesip geçen bir doğru varsa şu şekilde direkt şunun karesi bu çarpı tamamı deyip özellikle de yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir soru yazmışsam e, hatırlamıyorum şu anda. Direkt ben de yine şeyden yapacağım. Ya da ayıp olmasın diye formülle de yapabilirim de. Önemli değil. Ama <laughs> bu özelliği boş verin. Geldik buraya. Bu özelliği de bilmeyin. Ben bu özelliği niye yazdım? İspat yöntemini sorularda kullandığımız için. Yani bakın şimdi dikkat edin. Arkadaşlar şu E ve F orta noktalar ise her ikisinde de arkadaşlar. AK eşittir KL eşittir LC. Bakın AK KL LC. E ve F orta noktalar olduğuna AK KL LC birbirine eşittir. Ezberleme. Bunu bilme. Bunu öğrenme. Bunu bu şekilde bilme. Ben bunu sırf size bunun ispatını yapabilmek için söyledim arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin şimdi. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığımız zaman A kenar ortaylık varsa bu paralel kenarda dikdörtgende eşkenar dörtgende falan böyle arkadaşlar. Bir köşegende çizilmişse Diğer köşegen çok mantıklı olur. Köşegeni çizdiğimiz zaman niye? Köşegenler birbirini ortalamıyor mu? Evet. Özellikle paraya kenarda böyle kenar ortaylık varsa tamam oran varsa benzerlikten de yapılabilir ama şu kenar ortayı da düşünün. özellikle köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizin arkadaşlar. Bakın ne oluyor? A, bu kenar ortay bu da kenar ortay. Yani şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Şuradaki üçgene baktığımız zaman Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Yani burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. E hocam aynı şekilde bu da üstteki üçgende kenar ortay kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu. Burada da 1'e 2 oran olacak. Bu arada burası 3K ise burası da 3K ya. Kenar, e, çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu. 3K ise 3K. O zaman burada da 1'e 2 oran çarptı. Sağlandı. Bakın dikkat edin. 2K, 2K, 2K olayı meydana çıktı arkadaşlar. Gerçekten de 3 parça birbirine eşit oldu. Niye? Üçgende böyle alansal bir dağıtım falan sorulduğu zaman. Mesela bununla ilgili alansal bir dağıtım sorulduğu zaman paralel kenarda kitapta göreceksiniz bununla ilgili bir şey söylüyorlar arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir şey. Nerede o? Bir saniye. Şunu şöyle şey yapayım. E, Delet diyeyim. Şöyle haş diyeyim. Artık kısa yolları kullanıyoruz. Bu ikisinde de böyle bir alanla ilgili formül var arkadaşlar. Bakın. Şuraya üstte göstereyim onu da isterseniz. <laughs> bir saniye, şu geri gelsin ha, CTRB yapayım. Bakın şimdi, tam ispatı yaptık. Alanla ilgili bir formül var arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim alanla ilgili formülü. Şuraya yazayım. Ne diyor biliyor musunuz? S, 2S, 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 2S S, ee, sanırım 2, 4, 6, 6. Burası da 4 S diyorlar. Burada nasıl? S, 3S, 2S, S, 3S, 2S diye de bir şey söylüyorlar. Bunun ispatını arkadaşlar biz yani bu şekilde kural olduğunu bilmemize gerek yok. Niye? Sen buradaki ispat yöntemiyle sonuca ulaşabilirsin. Mesela ben burada hem eşitliği ispatlayayım hem de şuradaki S, 3S, 2S, S, 3S, 2S olduğunu ispatlayayım isterseniz. Bakın. Burada da yine aynı şekilde. Diğer kenar ortayı çizdiğimiz zaman yani diğer köşegeni çizdiğimiz zaman. Hocam bunlar birbirine eşit ya. Aa hocam ağırlık merkezi oldu. 1'e 2. Burada da 1'e 2. Yani K2K K2K. 2K 2K 2K, 2K. Yani 3 eşit parçaya ayrıldı. Yandaki gibi çıktı. Onda bir sıkıntı yok. Peki alan. E hatırla ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi arkadaşlar? Bir üçüncüyü de biz çiziyorduk böyle ağırlık merkezinden. Alanlar böyle SSSSSSS olmuyor muydu? 6 eşit parçaya ayrılıyordu. Hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Burası ağırlık merkezi bu ağırlık merkezinde de aynı şekilde alan dağıtımı yapabilirim. E bunlar da arkadaşlar yarısı 6 ise diğer yarısı da 6S'tir. 6 tane alan bunlar da S, 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 S diye paylaşmak zorunda. Bak S, 3S, 2S. Bak dikkat et evet. S, 3S, 2S, S, 3S, 2S. Şu kuralı ezberlemeye gerek kaldı mı? Hayır. Kendin ispat yöntemiyle de zaten sonuca ulaşabiliyorsun. Açıkçası şimdi ben bunları böyle yazdım ama Yazarken bir yandan kafada böyle ispat yaptım da öyle yazdım. S 2S 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 diye böyle arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ben şurada bir şey yazdım. Hemen ispat. Şurada hemen kelebekteki oran 1'e 2 dedim. 1'e 2 oran var burada. O zaman 2S 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 oldu. Küçük bir ispat yaparak hemen yaptım size burada. Hızlı bir şekilde. Yani siz bu ispatları zaten yapacaksınız. Yani burada öyle kitaplardaki saçma sapan o kural bilgiler yani kuralsal gitmelere gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki özellik gerçekten şey için önemli, ispatı için önemli. Yoksa bunlar böyle orta noktalar olduğunda üç eşit parçaya ayrılıyor. Bu da orta noktalar olduğunda üç eşit parçaya ayrılıyor. Özelliği bilmeyeceksiniz. İspatını bileceksiniz burada. E ben şimdi ne dedim burada? E zaten bakın şu kuralı bilindir. Ya yani biliniyor zaten. Köşegenler birbirini ortalıyor. Şu kuralı bilmeseniz de olur. Çıkartabilirsiniz ama hocam benim için ispatı daha zor diyorsanız ezberleyebilirsiniz. Ama ben bence kullanmaya gerek yok. Bu kuralı da kullanmaya gerek yok. Benzerlikten çıkıyor diye söylemiştik zaten arkadaşlar. E bu kuralı da bilmeye gerek yok. E şuna kadar hiç zaten kural bilmeyeceğiz. O zaman sadece köşegenlerin birbirine ortaladığını bileceğiz. Ha bu kural arkadaşlar ÖSYM e sordu mu sordu. Bak dedik ya şimdi kural. Daha önce kitaplarda da anlatılıyordu. Ve sanırım 7 yıl önce falan 7-8 yıl önce falan olması lazım arkadaşlar. Direkt bununla ilgili kuralı sordu. Direkt kuralı sordu arkadaşlar. Bunun kuralı ne? Paralel kenarda böyle bir doğru dışarıda bir doğru çizilirse karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşit. Zaten böyle dörtgenler bittiğinde ee, böyle ezberlenmesi kural gereken kuralları ben size söyleyeceğim. Son böyle dörtgen videosunda büyük ihtimal kare de olacak arkadaşlar. Karede hatırlatacağım zaten. Zaten özellikler büyük ihtimal hep karşılıklı kenarlarla ilgili. Mesela dörtgende neydi arkadaşlar? Köşegenler dik kesirse A, B, C ve D, karşılıklı köşek kenarlarının kareleri toplamlarıydı, değil mi? A kare artı C kare ve kare artı D kare eşitti mesela. E hep karşılıklı kenarlar ya da karşılıklı köşelerle alakalı bir şey var. E burada da bir dışarıda paralel çizince, karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı yani A kare artı C ne? A kare artı C ne? Neye eşitmiş? DL artı BM'ye, DL artı BM'ye eşittir arkadaşlar. Ha bunu direkt paralel vermiyorlar da dik veriyorlar. E Zaten dik verdiklerinde de aynı kural geçerli. Hepsi doğruya dik olduğu için bunlar paralel oluyor arkadaşlar. Peki bu nereden geliyor? Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Köşegen. Köşegenler ne yapıyor? Birbirini ortalıyor. Peki köşegen çizelim o zaman. Köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam şu köşegenle şu köşegen eşit. Şu köşegenle de şu köşegen eşit. Aa, şu köşegene baktığım zaman bakın şurada bir yamuk var mı arkadaşlar? Var. Daha yamuğu görmedik ama yamukta Tam buradaki nokta nasıl bir nokta? Orta nokta değil mi arkadaşlar? Şu yamukta o zaman orta nokta varsa orta taban çizebiliriz. Yani şuna paralel çizecek. Şu şu orta taban. Yani şurası arkadaşlar A. Şurası arkadaşlar şu DL uzunluğu B desek. Şu uzunluğa C desek. Buraya da D desek. Yani e, şu orta taban uzunluğu ne oldu arkadaşlar? B artı C bölü 2. Yamukta orta taban. Paralel çizdim. Yamuktaki orta taban daha görmedik ama tekrar söyleyelim arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse. A, C ise bu uzunluk neydi? A artı C bölü 2'ye eşitti. Bu da B artı C bölü 2 eşit oldu. A hocam şuradaki de bir yamuk değil mi? Karşılıklı kenarları birbirine paralel. O zaman buradaki yamuktan da ne geldi? A artı D bölü de Bunun yamuk e, şunlara paralel ve bir şey tam orta noktadan çizilmiş orta tabanı değil mi? Aynı zamanda burası ne oldu arkadaşlar? B artı C bölü 2 eşit burası. B artı C bölü 2. Şu uzunluk B artı C bölü 2 eşit. Aynı zamanda şuradaki yamukta da A artı D ye bölü 2 eşit. Bak sen şu işe bölü 2'ler gitti mi gitti. Gerçekten B artı C A artı D'ye eşit oldu mu? Oldu arkadaşlar. A artı C ne? Yani karşılıklı köşelerden çizilen paraleller toplamları birbirine eşit. Sınavda çıktığı için de şunu bilseniz iyi olur. İspatı biraz sanki sıkıntı yaşarsınız gibi düşünüyorum yani ee, sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani o yüzden aslında şunu da riske atmayalım. Hani bu sınavda çıktı madem şu ikinci özelliği de bilin. 1, 2 ve 5'i bilin. Diğerleri 3 ve 4'ü bilmenize gerek yok. Kendiniz benzerlikten ya da kenar ortaydan bir köşegen çizdiğinizde bu ispatı önemli diye söylemiştim. Zaten bunları ispatlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam işe riske atmamak için 2'yi de bilin diye söyledim size. Evet geldik sorulara. <laughs> A. Tamam. Bunu bilmenize gerek yok dedi kural olarak. Kural gereği. Bunun karesi bu çarpı tamamı. Yani kural gereği. Kuralcı zihniyette olanlar. 4'ün karesi x çarpı x artı alttan yapsın. Hocam çarpanlar ayırmadan çıkar. E, ya da çarpanlara ayırmadan çıkar. Yani çarpanlara ayırmadan da çıkar. Hisset kardeşim 16. 2 çarpı 8 16'dır. 2 koyarsan 8 oluyor mu? Oluyor. Yani x kaç bulduk arkadaşlar buradan? 2 bulduk. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? Kelebek var mı burada? Var hocam. Nerede? İşte burada. Bak kelebek var burada. Hocam x'li bir kelebek. Hiç önemli değil. X'li kelebek de olsa yaz. Hocam kaça kaç? X'e 4. Hocam o zaman burası xk ise burası nedir? 4k'dır. E tamamı 4k tamamı 4k. Buraya 4k eksi xk kaldı. Aa burada da bir temel orantı var. Şununla şunda arkadaşlar. Yani şunun tamamının oranı. 6 bölü 10 artı x eşittir. Hocam bu. K parantezini alsan 4 eksi x yapıyor. K parantezinde 4 eksi x bölü 4 k'ya eşit oldu. Şunlar şunlar gitti arkadaşlar. O zaman 24 eşittir. 10 artı x çarpı 4 eksi x yaptı. x yerine 2 yazsak evet. 12 çarpı 2 yapıyor arkadaşlar. Yani x de buradan zaten yine ne buluyoruz? 2 buluyoruz. Ya mutlaka bulursunuz. yani kuralcı zihniyetle bu soruya lütfen ama lütfen yaklaşmayın. Tamam mı arkadaşlar? Kuralsız bir şekilde yapabildik. Geldik buraya. Kural niyet yok. Biraz önce dedik ama S2, 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 s 4 S dedik ama hayır kardeşim. Kenar ortaylar var mı? Var. Köşegen var mı? Var. Ne yapıyorsun? Diğer köşegeni de sen çiziyorsun. E hocam diğer köşegeni çizdiğimizde şu parçalar birbirine eşit. A kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. E ağırlık merkezi varsa arkadaşlar alan ilişkisi de varsa e biz altı eş parça ayrılmasını daha iyi biliyoruz. O yüzden bir üçüncüyü de çizmek <laughs> lazım. Siz de görün. Bir üçüncüyü de çizmek lazım. Çizdik bakalım. Ne oldu? S, 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 S. E, öbür tarafta da aynı şekilde. Bir üçüncüyü çizelim. Çünkü ağırlık merkezi burası arkadaşlar. E, kenar ortaya, kenar orta ağırlık merkezi. O zaman bir üçüncüyü de çizince burası 6 esken burası da 6 estir. O zaman burası da yaptı? Yine S, 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 S yaptı. Bakın 1, 2, 3, 4. S'i kaç vermiş? 12 vermiş. S'i buradan kaç buluruz? S buradan 3 buluruz. Paraya kenarının alanı 6 6 12 S isteniliyor bizden. Yani 12 çarpı 3'ten 36 yapar arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ezbere ihtiyaç var mı? Yok. Ve geldik. Bu videonun herhalde son sorusu sonra alanı başlıyor. O alanı da öbür videoda yapalım. E hocam böyle bir şey vermedik. Biz ne verdik arkadaşlar? Biz şunu verdik. Kural olarak Karşıtlı köşelerden çizilen uzunluklar toplamıydı ama o çizgi dışarıda olsa olduğu zaman. Yani biz şöyle yapabiliriz o zaman. Dışarıda bir çizgi. Şuna paralel bir çizgi çizebiliriz arkadaşlar. Şuna paralel bir çizgi çizdiğimizde o zaman bunların uzantılarını şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Hatta o çizgiyi B'den de geçirebilirdik arkadaşlar. Hiç fark etmez. Yani sen buraya A dersen. Hocam A artı 5. Burası da A artı 5. Hocam burası da A artı 5. Hocam burası da A artı 5. E karşılıklı köşelerden çizilenler kaç yaptı? A artı 9 artı A artı 8 yaptı. Değil mi arkadaşlar? Evet. A artı 9 artı A artı 8 yaptı. Eşittir. Hocam şurası A artı 5. Burası A artı 5 artı X. A artı 5 artı A artı 5 artı X. A, A A A A gitti. 9 8 daha 17. 5 5 daha 10. 17'den 10 çıkınca kaç kalıyor? 7 kalıyor. Yani X'i buradan 7 buluruz. Bunda da mesela karşı köşelerden böyle partları mıydı neydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Tamam mı gençler? Ha ben çizgiyi böyle çizdim. Tamam kabul. Bir de şöyle de çizebilirsiniz. Tabii ki o daha mantıklı olur. Dışarıda olsun yeter ki arkadaşlar. Dışarıda dediğimiz içinde de üzerinde de olabilir. Yani şu B noktasında da o paralel. Yani dışarı, dışındaki gibi düşünebilirsiniz. O paraleli şöyle düşünebilirsiniz. B noktasından geçiyor düşünebilirsiniz arkadaşlar. E o zaman bu çizilen şeylere bakacaksınız arkadaşlar çünkü köşelerden çizilenlere bakacağız ya buradan çizilenle buradan çizilenin toplama hepsi bu sefer ne yaptı 5 yaptı bu sefer farklı bir yolda hani yani biraz öncekini dışarıdan çizmiştim ağları da eklemiştik burada bu sefer ağlara eklemeden yapıyoruz yani burası kaç 9 artı burası kaç 8 9 artı 8 eşittir buradan buraya x artı 5 buradan buraya 5 x artı 5 artı 5'e eşit olacak yine x'i buradan kaç buluruz 7 buluruz arkadaşlar yani siz dışarıdaki ile ilgili formül biliyorsunuz. İçeride de verilse o dışarıdakine böyle oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. İçeride de bununla ilgili bir formül var ama karıştırılıyor. Valla şahsen ben bile karıştırıyorum. O yüzden hep böyle dışarıdan çiziyorum. Ya da tam o B köşesinden çizip ona göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Ya da şurada bu D'den de çizebilirdiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez paraleli. Ya da D'nin dışından şuradan da çizebilirdiniz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Evet. Böylelikle cevabı 7 bulduk ve bu bölümü de bitirmiş olduk. Özelliklerden bahsettik size. Ee, topu topu 2 ya da 3 özellik bileceksiniz. Ee, o zaman ne diyoruz? Parayı kenarda alalım. Onu da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.